آخر فرعون ایتادی که نم علامتیم بار دیدی که ساد پیغمبر من دیرسن دید موسی علیه السلام بود دید قلد اساسی بولده اسانه تشتید اسان تشتیدگم پیده ده او راسه کم ایلان گیلند فرعون قرخب دیدد آل دیگلر هم قرخب دید اوه اوه دی بقر لگنش قلده موسی علیه السلام ده بولد بولد اونو توختد دیب تورب که موسی علیه السلام اونه سنه توختدیب آگندن که فرعون بود دید مسلحتشمز دیده شیرگلر بلن مسلحتشده ایت شیرگلر ایتادی که بو دیده سحر قلیبت دید موسی علیه السلام ده سحر قلیبت بو sen dedi shuncha katta davlating bor. U yerda sehrgarlar juda ham ko'p. Shularni hammasini chaqirgin. Buni dodini bersin. Yutib qo'ysin buni degan nimada aytadi, bo'pti deb. Keyin Fir'aun e'lon qiladi. Musa alayhisalomga ham aytadi, kelishadi, falon joyda uchrashamiz bo'lmasa deydi. Maqsad Musa alayhisalomni aytganimizda gap so'zi chiqqan. Musa alayhisalom bu yerda payg'ambar bo'lib kelgandan keyin Fir'avn oldiga kelishidan oldin uni buni da'vat qilgan o'sha Banu Isroildan ham. Xullas kalom gap chiqqanda keyin odamlarni ko'z o'ngida buni mag'lub etaylik bo'lmasa deb Musa alayhissalomni shu falon joyga borishligini va'dasini oladi. Musa alayhissalom xo'p deb rozi bo'ladi. Fir'avn keyin butun mamlakatida e'lon qiladi hamma tomondan. Sehrgarlar kelishadi. Sehrgarlar so'raydi qanaqa odam. Nima qilar ekan deb turib. Oldindan ma'lumot nima qilishlik. Shunaqa asov ilon bilan nima qilar ekan. Deb, ya'ni bu o'rtada bunaqa odamni hech eshitmagan edik. Ya'ni o'shaqa sehrgar bo'lib ilon bilan o'ynatishligini eshitmagan edik. Deb keyin mayli deb bular biz sehrgarlar ham ko'pchilik bo'lib ham o'sha sohani egalarim deb aytganda. Biz mabodo yutadigan bo'lsak nima berasan dedi. Ular ham dunyoviy bo'lgan maqsadda aytaylik, menasa undirib qolishlik podshodan, podshodan keyin ko'yindi xazinasi. Agar mabodo yutadigan bo'lsalaringiz, chunki yutishligi muhim narsa edi Fir'avnga. Chunki u xudolik da'vo qilyapti. Bir odam kelib xudo boshqaryapti. Uni qanaqa qilib bo'lsa ham yengish kerak. O'ldirib yubora olmaydi uni. Alloh alam, chunki unga imkoniyati yo'q uni deyotgan. Bo'lmasa, bir chekka yotib turib o'ldirib yuborsa bo'lardi. Lekin Alloh taolo qandaydir bir haybatni berib qo'ygan Musa alayhisalomga. O'shandan Fir'avnni cho'chishligi bo'lgan. Shundan sehrgarlarga aytadiki, agar mabodo yutadigan bo'lsalaringiz, meni eng yaqin odamlarim, meni maslahatchilarimga aylanasizlar dedi. Sizlarga ko'p mukofotlar beraman dedi. Bo'pti deb ular kelishib, hammasi o'sha joyga borishadi. Musa alayhisalom bilan ularning o'rtasida ozroq gap so'z bo'ladi. Gap so'z bo'lganligi, qani kim boshlaydi, kim tashlaydi deb nima qilganda Musa alayhisalom aytadiki, sizlar boshlanglar bo'lmasa deydi. Sehrgarlar o'zini mahoratini ko'rsatishadi. Narsalarini tashlashadi, iplarini boshqasini tashlaydi. ilonga aylanadi lekin. Musa alayhisalom o'zi ham cho'chib ketadi yetdi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi, siz qo'rqmang deydi. Siz qo'rqmangda qo'lingizdagi bo'lgan narsani siz ham tashlang deydi. Ular tashlab ko'rsatib bo'lgandan keyin odamlarga mahoratini ko'rsatgandan keyin Musa alayhisalom ham o'sha asosini tashlaydi. Asosini tashlagan paytda haqiqiy katta ilonga aylanadi. Sehrgarlar buni ko'rib turadi. Ya'ni sehr emas bu narsa. Chunki ular sehrgarda sehr bilan oddiy qilingan narsani farqiga boradi. O'sha ilonga aylangan iplarni boshqalarni rosa kam ilon yutadi. Bo'lib ham qo'rqinchli katta bir ilonga aylanadi. Bu holatni ko'rgan sehrgarlar tamom tarvuzi qo'ltig'idan tushadi. Bo'ldi biz dedi, mag'lubmiz bu yerda dedi. O'zlari aytadida. Keyin bu hech qancha vaqtdan o'tgani yo'q. Chunki yerda Musa alayhisalom shunchaki bir gap deyla boshlagani yo'q-da, undan oldin da'vat bo'lgan. Sababi da'vat bo'lganligi uchun sehrgarlar o'sha Allohga iymon keltirishadi. Shunchaki borib turiblar, sehrni o'rtasidagi gap bo'lgani yo'q-da. Balki Musa alayhisalom o'zini da'vatini ularga ko'ndalang qildi. Meni Alloh taolo yubordi, payg'ambar qildi, boshqa qildi deb turib, Alloh taoloni biroz tanishtiradi. Ana undan keyin sehrgarlar e'tibor bermagan u, lekin holatni ko'rgandan keyin darrov Musa alayhisalomda haqiqatan o'sha aytayotgan xudosi tomonidan ekanligiga ular ishonishadi. Shundan qat'iyat bilan turib aytishadi. Bo'ldi biz dedi, o'sha Musoni aytayotgan xudosiga iymon keltirdi deb. Qisqa muddatda Alloh taologa bular iymon keltirishadi. Bu odamlarning ko'z o'ngida bo'ladi. Fir'avn betta lol qoladi. Bir tomondan mag'lub bo'ldi. Mag'lub bo'lganligi, ya'ni sehrda yutolmadi. Ikkinchi tomondan sehrgarlarga ham boy berdi. Xalq Fir'avnni e'tiborsiz qoldirdi. Musa alayhisalom va sehrgarlar hammasi bir tomonga o'tib qoldi. Keyin Musa alayhissalomga emas, Fir'avn sehrgarlarga tahdid qiladi. Hammalaringni oyoq qo'llaringni kesib tashlayman deydi. Musa alayhissalomga nima qilgani yo'q.
Ha, çünkü ihtimal etkenimizdik bu. O şey Musa Aleyhisselam'dır. Mesela haybet bugün. Şundan da böyle eslesek sihirgar, yaş bala keyin rahip kıssası var ki. Paşa haligi balanı öldüren miydi? Aytadı adına kötü yok atıyorlar dedi. Tak kabarıp taşıyorlar dedi. Bir kabarıp taşıyorlar dedi. Aldı öldüren miydi? Haybet var. O şun görüşürken Musa Aleyhisselam diyeyim Allah'a alem bitti. Haybet var ki o Firavun minese kılanmıydı. Cüret kılanmıydı şakır işte. Şundan sihirgarlar diye tehdit kıldı ki ayak kollarıyla tiskere kalıp kestiremem dedi. Sihirgarlar ayetledi. Fakdi ma entekab. İnnemâ takdi hâzihil hayâted dünya. Neme köyününe kilediyen bu sıfkım kılavur dedi. Katiyet kareyin mi bunda etken de adamge iman kerekip ornaşıp koyan peyitti. Allah-u Teala ona kalbine iman göçediyen bu sıfkı. Hudan tanıp kaladiyen bu sıfkı. Bu özümüz göçediyen bitti insan ekendi. Bu mesela biraz aldın. Yüde katta maktavlar bilen onu yüksek yüter şekkenedir. Şunda ular da korkutkeniye karamazdan biz hiç kanakengi bu dinden kaytmayımız deyip durup bunlar ahire taslim buladı. O Allah halen bitti. Ular vefat etti. Musa Aleyhisselam gitti. Galip buldu. Şimdi Musa Aleyhisselam Firavun'u köp davet kıladı. Köp davet kıladı. Her kıl üsüblerle davet kıladı. Firavun devletli paşası. Ular da başı ki her kıl fitneler geliştiğine Musa Aleyhisselam haberini verdi. Tufan. Çigirtkeler buluştuğu, bit tarqalışlığı, ondan taşkarı yani kan, çünkü şu gelen nesiller kurbağalar, her kıl belaketiden bela bulup işte kabul uğradı. Firavun Musa Aleyhisselam'ı çakırattı, Rabbine dua kıyın, bu nesiller de kaytarsın. Kaytadıken bu sır, yani yakşadan bulamız deyip, vade kıladı, senge, vade bir hemen ben İsrail'de çıkıp doğrusan dedi. Çünkü gelişken buladı. Her sefer Musa Aleyhisselam çakırıp nakıken peyitti. Yani üçe bir bela kütarıladı. Kişi dua kıyandan ki berber Firavun ve ahli vadesini buzorladı her sefer. Çünkü o paşa da o. Adette paşalar adli halka birgen vadesini buzorladı. Yani itibar kımıydı. Gen ahire bu megenden ki gen Musa Aleyhisselam kime ki gen Firavun'da alış çıkıp geçtikçe mecbur buladı. Yani karasaki bu Firavun'da ne megi at çıkıp getirdi? Çünkü üyette hükümranlık durarken, üyette ular kullikte durarken din tarikatı bu meydette. Çünkü adamlarda korkucu da hem güçlük. Bu olup hem haligilerde bir kul halatı kilitirip kul geldiği için cüret hiç nese kalmayken. Bunu kendi kıssamızda hem ayeti bitemez. Demek ki bunlar da apçık yetişke mecbur bugün. Çünkü ular hatta açık gitkenden ki inem cüret tapamaydı bunlarda. Erkillikte çıkkandan ki inem bu cüret yok bu hafta. Demek ki çünkü yıllar ular zuhum astıya özken, çünkü iyette ularda bir an nesige cüret yokudu. Hiçbir, ya karşılık görsatış bulsun, ya ki bir imanı kabul kılıçsan, bir hareket kılıç bulsun, bu nesilerde bir an nesige ularda cüret yokudu. Şundan Musa Aleyhisselam ularını alıp çıkıp geçtikken, ahd kıttırıp, kendi bir günü geçesi de yol yakarıp atlanışadı bunlar. Firavun'da ben durup karasaki yok. Ular o şüpheyette 600 bin adam bu kendiydi. Yani 3-4 asırda bir neçe aile deyiniz mi? Öşeler gelip oradan çıkıp gelenden ki Allah-u Teala bunlara bereke verirken. Köp de ondan bereke verdi. Farzantları köpe işliğinden başkası diyem. Cüde yaşı yaşayacaktı. O da eti ütkenimizdik. Özü ularda yerli haktan özünü yukarı tuşlu arkalı ularda anca arkaya karab keçip oldu. Yani ondan taşkarı özgü yarışı bu nasıl günah başka nasıllar gelip alıp borgen. Şundan ular ortadaki bugün köp nimetlerdi başka nasıllardı kolundan boy verişti. Şunday qilib Firavun ularni ertalab qarasa hammasi chiqib ketgan. Shunda bildiki bular Musa alayhisalom aytayotganda olib chiqib ketaman, olib chiqib ketaman deyotgan, demak olib chiqib ketdi. Orqasidan borishimiz kerak ekan deb ot, ulov boshqa narsalarda orqasidan haydaydi, nargilar esa piyoda ketishgan. Shu bilan dengiz oldiga borib qolishadi. Bir tomondan qarasa Musa alayhisalom old tarafida dengiz, orqa tarafda esa Firavun askarlari bilan kelyapti. Ya'ni İki otta ortasında kaladı. İkilesi hem onlar için halaket. Kavim köredi, aldı da Musa Aleyhisselam'da melametleş başlaşadı. Sen kalkıp geldin bizi. Bir su bula diyen bu ise, su yıkırsak ölsek, arkaya kayta diyen bu ise, Firavun askeri bilen geleyken bu ise, biz demek halak buldu kendi dedi. Allah Ta'ala vade vergen idi. Çünkü Musa Aleyhisselam'da imanı, o ettiği halkta imanı bilen berkalemez. Bana biz tafsirdeyim ki, köpe eti ötkemiz. Musa Aleyhisselam'da ümmeti, şu Banu İsrail'deki bugün iman, itikad, başka bugün nesiler cüdeyem zayıf ikenliği. Musa Aleyhisselam diyem cüdeyem köp. İhtimal şu Firavun'dan üçüregen
qarshiligidan ko'ra ko'proq xalqidan ham uchragan. Qaysarlik, itoatsizlik, shunga o'xshagan narsalar. Musa alayhisalom borib turib aytadilarki, qola inna ma'ya robbi sahdin. Robbim men bilan birga Alloh taolo albatta yo'l ko'rsatadi. Nimaga? Chunki Alloh taolo sen o'sha qarab yurgin deganda. Yurgin degandan keyin u suvmi, quruqlikmi, tog'mi, toshmi nima bo'lgan taqdirda ham Alloh taolo o'z tadbirini qiladi. Chunki bu narsalar hammasi Alloh taoloni, mulki Alloh taoloni o'z qo'l ostida bo'lgan narsalar. Borib turib keyin Musa alayhisalomga aytadi, endi asoyini dengizga urgin dedi. Urgan paytda yo'l ochiladi. O'sha 12 ta yo'l ochilib, ular hammasidan har bitta qabila o'zini odamlari bilan o'tib ketishni boshlaydi. Odamlarni kelgan odamlarni oxiri taxminan Fir'avn yetib qolgan bo'ladi o'tda. Ularning ko'zini o'ngida bular dengizga kiradi, ochib beradi yo'lda Alloh taolo ularga. O'z ko'z o'ngida ochib beradi. Bu haligi borsa tayyor ochilib qolgan ekan emas. Ular o'zini ko'zi shunday ko'rib turadiki, Musa alayhisalom haqiqatan Alloh taolo tomonidan quvvatlangan payg'ambar ekanligini ko'rishadi. Hatto Fir'avn ham biladi. Qavm lekin shunda ham ular ibrat olmaydi. Juda ham aytib, o'z ko'zini oldi bir mo'jiza, bir mo'jiza sodir bo'lib turganligi bo'lib ham halokatdan Alloh taolo qutqargan ekanligi mana shu narsalarda ular keyinchalik ham e'tiborga olishmaydi. Shu bilan ular o'tib ketishadi. Ha, Fir'avn oldin maqtangan bo'ladi. Bu mulklar hammasi meniki o'zi debdi. O'sha dengiz suvi ham boshqasi. Demak, bularga tur bergan dengiz menga turmaydimi deydi. Chunki u joy meniki edi-ku aslida deb. Fir'avn askar bilan kiradi. Askar bilan kirib bo'lgandan keyin Alloh taolo dengizga buyruq qiladi. Bir-biriga to'qnashib, bunday aytganda aralashib ketadi. Shun bilan ular hammasi halok bo'ladi. Ular yer tagida ketishgan bo'ladi. U dengiz olib juda ham chuqur emas, ya'ni uni sayoz o'tadigan joy bo'lgan. O'sha joydan yurishgan ular aslida. O'sha paytda Fir'avnni og'ziga Jibril alayhisalom pastdagi bo'lgan loylardan og'ziga tiqadi. Iymon keltirmasin bu deb. Chunki uni zulmi shu narsalarga olib borgandi. Oxiri aytadiki, Fir'avn ham o'sha halokatni o'z ko'zi bilan ko'rib bo'ldi, endi bu yog'iga hech qanaqangi najot yo'q ekan degan holatga borib qolgan paytda men ham Banu Isroil iymon keltirgan Xudoga iymon keltirdim deb aytadi. Shunda Alloh taolo aytadiki, endimi dedi. Endimi deb. Tamom, bu yog'i poyiz o'tdim deb aytganda. Hayit o'tib ketdi. Demak, uni iymonni qabul qilmaydi. Alloh taolo Fir'avnni saqlab qoladi. Banu Isroilda aytishadiki, o'tib ketgandan keyin ham hali ham qo'rquv ulardan yo'qolgani yo'q. Fir'avnni halok bo'lganligi to'g'risida. Orada gap-so'z bo'ladi, oxiri Alloh taolo uni o'sha jasadi bilan tashqariga olib chiqib tashlaydi. Fir'avnni ular o'z ko'zman ko'rib, keyin ishonishadi. Haqiqatan bu endi bundan qutulibmiz deydi. Bo'lmasa, ungacha nima edi? Ungacha ularni qulog'iga quyib yuborganda men xudoman, men unday qilaman, bunday qilaman degan narsalar ularga ko'p qulog'iga kelgan. Hali ham o'sha e'tiqodlardan, o'sha tushunchalardan ular qutilmagan bo'ladi. Shu bilan Musa alayhisalom ularni olib turib Baytul Maqdisga qarab yuradi. Inshaalloh bundan keyingi qissasini yana alohida qilib aytib beramiz. Bu yerda ibrat olishimiz mumkin bo'lgan o'rinlar. Qur'oni Karimda qissalarda Alloh taolo ko'plab keltirgan. Qayta-qayta keltiradi. Ibrohim alayhisalom qissasi bo'lsin, Hud alayhisalomniki boshqa qissalar ham ko'plab, lekin Musa alayhisalomnikini hammasidan ko'ra ko'proq keltiradi. Sababini aytishadiki, sababi Musa alayhisalomni holati, yashash davri, boshdan kechirgan holatlari Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni boshdan kechirayotgan holatlariga ko'p o'xshashlik tomoni bor. Hattoki bulardan bir misoli Abu Jahlni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ummatda Fir'avni degan rivoyati bor aytganlik. Abu Jahl bu ummatda Fir'avni bo'lgan deydi. Ya'ni o'sha Abu Jahl tomonidan qattiq qarshilikka uchrashligi, ya'ni o'sha Makka mushriklari tomonidan bo'lgan zug'umlar, bunday aytganda tuhmatlar, boshqa nimalar bo'ladigan bo'lsa ham ana o'sha narsalarni Payg'ambar sollallohuga ko'p aytib o'tilgan. Musa alayhisalom boshidan juda ham ko'p narsalarni o'tkizgan, lekin sabr qilgan. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Musa alayhisalomning qissasi ko'p kelganligidan ba'zi paytlarda Alloh taolo Musoni rahmatiga olsin, u mendan ko'ra ko'proq qiynalgandi, sabr qilgan. Deydi-da o'zini sabrga undagan. Meni bulardan uchirganim hech narsa emas. Musa alayhisalom Fir'avndan ham musibatga yo'liqqan, qavmidan ham musibatga yo'liqqan. Ya'ni shunday holatda bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kofirlardan yomonlik uchragan u, lekin o'z qavmidan yaxshilik uchragan endi. Bu ham o'ziga bir navi nimada? Musa alayhisalom ikki tomondan qiyinchilik uchragan, men bo'lsa bir tomondan. O'ziga o'zi tasalli berardi bu narsalarni. Shundan Musa alayhisalomni
qissalari juda ham ko'p keladi o'sha nimada. Muso alayhissalom davridagi bo'lgan qissalar ham. O'sha mol qissasi bo'lsin yoki boshqa qissalar bo'lsin, Alloh taolo bu narsalarni aytib o'tgan bejiz emas. Ya'ni bu narsalarda hammasi Muso alayhissalomni musulmon bo'lgan qavmi haqida. Musulmonlarga bu narsa bir qator ogohlantiruvki, "Ey musulmonlar, ehtiyot bo'linglar. Payg'ambarga qaysarlik qilmanglar." Mana Muso alayhissalomning qavmi shunday narsalarni qildi. Sizlar ularga o'xshagan bo'lmanglar sizlar. Deb Alloh taolo o'sha musulmonlarga uni keltirganligi, ya'ni ko'plab musulmonlar uchun ogoh edi bu narsalar. Demak, o'sha narsalardan musulmonlar o'zlariga shu xulosa oladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga juda ham bir boshqacha suratda itoat etishadi. Ya'ni tarixda misli ko'rilmagan darajada payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga itoat etuvchi bo'ladilar. Chunki payg'ambarlar qissalari bilan kelgan paytda hech qaysi bir payg'ambarning qavmi payg'ambarga bu darajada ehtirom ko'rsatmagan. Haqiqatan sahobalar bu narsalarni bilishdi. Alloh taolo ularni o'zidan surdi o'shanday bo'lgan qavmlarni. Darajasini pasaytirdim deyotganda musulmon bo'lgan taqdirda ham yoki xaloq qilib tashladi. Buni o'qigan, eshitgan sahobalar bu narsalardan o'zlariga xulosa oldi, ibrat oldida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga juda bir boshqacha itoat qilishdi, muhabbat qilishdi. Ana o'sha narsa qissalarda bir foydalardan bir tomoni ham o'tishi. Muso alayhissalomning qissasini biz qisqaroq bo'lgan suratda aytib o'tdim, yarmisini bo'lsa ham, chunki Muso alayhissalomni aytib o'tganimizdek, Qur'onda juda ham ko'p o'rinlarda keladi, ibratli bo'lgan o'rinlari juda ham ko'p. Eng nimasi payg'ambar bo'lib turib, qavmi itoat qilmasdan tuhmat qilib, har xil ayblovlar qilgan taqdirida ham sabr qilgan Muso alayhissalom. Lekin oxir oqibat bari Muso alayhissalom g'alaba qildim deyotganda qavmi bir o'nglandi, bir shirk keltirdi, hattoki mana keyingi safarda aytib o'tamiz, payg'ambar dumma bo'lib turib shirkga kirib ketib qoladi. Mo'jizalarni ko'rib, hamma narsalarni bilib turib, demak, inson shunaqa ekan. Doim Alloh taolo bilan bog'lanmaydigan bo'lsa, Alloh taolodan doim taqvo qilib hidoyat so'rab turmas ekan, inson arzimagan narsaga erishib ketib qolishi ham mumkin ekan. Mayli, subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una va zidna ilman.